Evet, bütün dünyayı endişelendiren korona virüsünü konuşacağız. Kimle konuşacağız? Şangay Üniversitesi'nde akademisyen ve 3 yıldır Şangay'da, yani Çin'de yaşayan, oradaki korona virüsü salgınının gündelik hayata nasıl etki ettiğini bizlere aktaran akademisyen Nurettin Akçay ile konuşacağız. Nurettin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Candan Hanım. Merhaba. Ya, hemen şunu sormak istiyorum. Çin'de şu an son durum nedir? Ölü sayısı konusunda siz güncel bilgiler paylaşıyorsunuz. Nedir son durum? Evet. Şimdi bugün itibariyle ölü sayısı 213'ü bulmuş durumda. Vaka sayısı 9685. Şüpheli hasta sayısı ise 15.238'e ulaştı. Şüpheli hasta sayısı ve vaka sayısıyla birlikte sayı 25.000'i bulmuş durumda. Durum gerçekten çok ciddi. Şöyle bir şey, bir de Çin'de durumun en vahim olduğu bölge Hubei denilen bir eyalet. Wuhan şehrinin de içinde bulunduğu Hubei eyaleti. Yani virüsün ilk görüldüğü yer değil mi Wuhan şehri? Aynen Wuhan bölgesi ilk görüldüğü yer ve durumun en ağır olduğu bölge orası. 13 ölünün 204'ü Hubei eyaletinden ve bunların 159'u Wuhan şehrinden bulunuyor. Peki gündelik hayat bir nasıl etkilen? Bir de şunu söylemek istiyorum. Mesela bu süreçten, çünkü siz görüntüler paylaştınız, bir hayalet şehirden söz ediyoruz Çin'in belirli kentlerinde. Çin çok büyük bir coğrafya. Özellikle hangi şehirler hayalet şehri ve hayalet şehir derken siz onu nasıl tarif edersiniz? Şimdi şöyle, Hubei eyaleti tamamen hayalet şehir. Yani yaklaşık 50 milyon insanın yaşadığı eyalet karantina altına alınmış durumda. Sokağa çıkma yasağı var, insanlar sokağa çıkamıyor zaten. Bunun dışında diğer şehirlerde, Çin'deki diğer şehirlerde de fiili anlamda bir karantina var aslında. Yani fiili anlamda insanlar sokağa çıkmıyor. Devletin bir baskısı olmamasına rağmen insanlar korkudan, durumun oluşturduğu vaka sayısının ve ölü sayısının artmasından dolayı, insanlar üzerinde oluşan o psikolojik baskıdan dolayı insanlar sokağa çıkmıyor, birbiriyle temas kurmuyor, kimse kimseyle görüşmüyor, sadece hayati ihtiyaçların karşılanması için insanlar sokağa çıkıyor. Mesela nedir? Giderler, gıda ürünleri alırlar, ekmek alırlar, su alırlar, tekrar eve dönerler. Yani aslında bir savaş durumu gibi değil mi? Evde erzaklar biriktiriliyor, alışverişler toptan yapılıyor. Kesinlikle. Böyle bir durum mu söz konusu? Kesinlikle öyle. Yani marketlere girdiğiniz zaman zaten insanların olduğu tek yer marketler. Marketlere girdiğiniz zaman şunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Herkes aslında ihtiyacından çok daha fazla ürün alıyor. İhtiyacından çok daha fazla sebze alıyor. Bunları biriktiriyorlar, eve götürüyorlar. Çünkü korkuyorlar, işin daha da ciddileşebileceğinden korkuyorlar. Zaten veriler de bize bunu söylüyor. Çünkü şöyle bir kıyaslama yapmak istiyorum. 2002-2003 yılında SARS vakası vardı Çin'de, biliyorsunuz. Şimdi şu anki virüs bu vakadan çok daha şiddetli. Biz Wuhan virüsü ya da korona virüsü, artık nasıl isimlendirirseniz, ilk bir ayı içerisindeyiz. Fakat SARS salgınının 9 ayda ulaştığı tüm vaka sayısını geçmiş bulunuyoruz. O yüzden durum çok ciddi. Yani SARS vakasında 9 ayda biz 5200 kişiye ulaşmışken, yani o vakada 5200 kişi etkilenmişti 9 ay içerisinde. Peki bugün etkilenen insan sayısı 9685. Peki şunu da merak ediyorum. Yani insan sayısı. Bu da insanlar üzerinde korku oluşturuyor. Şunu da merak ediyorum. Çin'in devlet yapısından kaynaklı sağlıklı ve gerçek bir bilgilendirme var mı kamuoyunu? Yoksa gerçekten bir sansürden, bir üstünü örtmeden söz edebilir miyiz? Ya bununla ilgili çok fazla spekülasyon var. Siz de takip ediyorsunuzdur zaten. Özellikle sosyal medyada çok fazla spekülasyon var. Çin'in vaka sayısını, ölü sayısını düşük gösterdiği, göstermediği ile ilgili fazla spekülasyonlar var. Fakat bunu ispatlayamayız. Yani ispatlayabileceğimiz elimizde herhangi bir veri yok, herhangi bir done yok.
Doğal olarak biz sadece Çin hükümetinden gelen bilgilere bağlı kalmak zorundayız ve şunu da ifade etmek istiyorum. Mesela 2002-2003 yıllarındaki o SARS vakasında Çin çok ketum davranmıştı, bilgi vermekten kaçınıyordu. Fakat şu anki durumda Çin ketum davranmıyor ve bilgi paylaşımına çok önem gösteriyor. Her gün bilgileri güncelliyor, hatta anlık güncelliyor. Çin'in Peki, kendi web sitelerine baktığımızda... şunu merak ediyorum. Yani mesela televizyonlardan ne tür bilgilendirmeler yapılıyor? Çünkü çok kamunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi gereken bir durumla karşı karşıya Çin ve aslında bütün dünya. Düzenli bilgilendirme yapılıyor mu? Virüsten nasıl korunulacağına dair ya da belirtileri konusunda bir tür kamu spotları var mı televizyonlarda? Kesinlikle Çin buna çok önem gösteriyor ve çok üstünde duruyor hem televizyonlarda hem sosyal medya gruplarında hükümet, üniversiteler, yetkililer sürekli insanların alması gereken tedbirler üzerinde duruyorlar. Ölü sayısı, vaka sayısını güncelliyorlar fakat hani bunun üzerine çok gitmiyorlar çünkü insanları tedirgin etmek istemiyorlar. Fakat alınması gereken tedbirler üzerinde çok yoğun bir şekilde Çin duruyor ve insanları bilgilendiriyor. O yüzden bu konuyla ilgili bir sıkıntı. Mesela sürekli egzersiz yapılması gerektiği, insanlardan korunması gerektiği, sokağa çıkılmaması gerektiği, ihtiyaç olmadığı halde sokağa çıkılmaması gerektiği ile ilgili sürekli bilgilendirme yapıyor Çin hükümeti. Peki ben şunu da merak ediyorum. Siz oradasınız. Korkmuyor musunuz? Siz dönmeyecek misiniz? Ya korkmuyorum dersem yalan olur. Korkuyoruz doğal olarak. Hatta yani en ufak bir yerime ağrıdığında kendi kendime diyorum acaba virüsü mü kaptım? Sebze yıkarken ben normalde sebze yıkadığım zaman bir defa suyun altına koyar ondan sonra yerdim. 2-3 dakika suyun altında o sebzeleri ova 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 yıkıyorum yani. Neredeyse elimle soyacağım sebzeleri. Tabii bu da hani o psikolojik baskının oluşturduğu korku. Peki Korkuyoruz doğal olarak. Türkiye'li Ha, dönmek vatandaşların de durumu durum ne? En ciddileşirse son döneceğiz tabii bildiğimize ki. göre herhalde bir uçak kaldırıldı oradan tahliye amaçlı. Wuhan'daki vatandaşlar yani o en kritik şehir olarak ifade ettiğim Wuhan, orada yaşayan Türk vatandaşlar bugün tahliye edilecek. Yaklaşık 34 tane Türk vatandaşımız bugün oradan tahliye ediliyor. Türkiye'ye gönderilecekler. Onlar Türkiye'ye döndükten sonra tabii siz de biliyorsunuz 14 gün boyunca karantina altında tutulacaklar. Wuhan'ın dışındaki şehirlerde ise henüz böyle bir tedbir yok. Yani tahliye edileceklerine dair bir resmi açıklama yok. Diğer vatandaşlar da şu an bekliyorlar. Hatta şunu söyleyeyim, Twitter'dan da paylaştım. Türk Hava Yolları biliyorsunuz 9 Şubat'a kadar Çin'deki uçuşları iptal etti. Bu tarihler arasında Türkiye'ye dönmek isteyen kişilerin uçak biletleri iptal edildi. Onlar da o yüzden şu an tedirginlikle bekliyorlar. Bir de şunu da merak ediyorum ben. Bu vakanın yani daha doğrusu bu virüsün analizi ve buna karşı bir antikor üretilmesi, bir aşı üretilmesi, bununla ilgili Çinli bilim insanlarından herhangi bir açıklama var mı? Gelir grubuna göre bu virüsten etkilenme vakaları arasında farklılıklar var mı? Yani yoksullar daha mı çok etkileniyor, yaşlılar daha mı çok etkileniyor? Bu tür datalar, bilgiler var mı sizde? Var, bilgiler var. Şu şekilde şimdi ölenlerin çoğu, şunu kesin olarak biliyoruz, 60 yaşın üzerinde ve kronik hastalığa sahip olan insanlar. Yani bu bize şunu gösteriyor, güçlü olmayan insanlar, sağlıksız insanlar bu virüsten çok rahat bir şekilde, bu virüs kendilerine çok rahat bir şekilde bulaşabiliyor ve bundan dolayı ölebiliyorlar. 60 yaşın üzerinde genel olarak en genç vaka sayısı yanlış hatırlamıyorsam 36 yaşında olması lazımdı. Çin hükümeti ve Çinli bilim adamları da bununla ilgili önlemler alıyor. Önlemler alınıyor fakat konuyla ilgili ciddi bir gelişme kaydedilebilmiş değil henüz. Aşı geliştirme süreci hala devam ediyor fakat aşı geliştirmeyle de ilgili en erken ilk yani 3 aya kadar herhangi bir deneme yapılmayacağı söyleniyor. Son olarak şunu soracağım Nurettin Akçay. İlk Çinlilerin aşı ruh 3 ay hali nasıl? içerisinde Yani test ruh hali edilecek öyle söyleyeyim. derken şundan söz ediyorum.
İşte dünya ile temaslarını azalttılar mı? Herhangi bir turistik seyahatlerini artık yapmıyorlar mı? İşte bütün o sosyal temaslarını azalttılar mı? Çin toplumunun ruh hali şu an nasıl? Çin toplumu şu an korkuyor. İnsanlarla teması kesmiş durumdalar. Yönetim de buna yönelik ciddi tedbirler alıyor. Mesela Şangay Belediyesi, Şangay Yerel Yönetimi açıklama yaptı. 9 Şubat tarihine kadar zorunlu olmayan bütün iş yerlerinin kapalı olacağını söyledi. Kamuya açık tüm alanlar kapalı olacak. Sinemalar, tiyatrolar, müzeler bunların hepsi kapalı olacak. Onun dışında mesela birçok turizm şirketi turlarını iptal etmiş vaziyette. Şangay'da dahil olmak üzere birçok büyük kente turistik alanlar kapatılmış vaziyette. Yani insanlar korkuyor ve insanlar kalabalık ortamlara girmemeye çalışıyorlar. Peki Nurettin Maskesiz hiçbir Akçay, çok insanı teşekkür. göremiyorsunuz. Evet, yani gerçekten ölü şehirlerden söz ediyorsunuz Kesinlikle. gerçekten. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Sizi bir nevi Ben teşekkür ederim Canan muhabir gibi Hanım. ağırladık. Çok değerli bilgiler verdiniz. Herhalde bilgiler aktarmaya da ve sizden almaya da devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Canan Hanım. Kolay gelsin. İyi günler.